Misi hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Ali Ece ile kavuştuk. Stüdyolarda, Mecidiyeköy stüdyolarımızdayız ve bu e, Bundesliga konuşacağız. Bundesliga e, şu an dünyanın e, faal, en gözde ligi doğal olarak. Ama e, önce hoş geldin diyeyim Ali abi. Merhabalar. Nasılsın? İzleyicilerimiz de. İyisin. De onlara da merhabalar. Özledin mi? İyi olmaya çalışıyoruz. Tabii stüdyoda yapmayı çok özledim. Aynen çünkü benim internet biraz verder işte Bremen'in duran top <laughs> duran savunması <laughs> biraz da Schalke'nin son altı maçtaki performansı Aynen. gerçekten evde internet Schalke'nin son mikrofonu çok, çok güzeldi. Mikrofonun çok güzel. Mikrofonun Bayern'in kanatları gibiydi. E, mikrofonum hatta böyle Alfonso Davies gibiydi Nefis. diyeceğim. Çünkü Alfonso Davies gibi mevki değişikliği yaptık onda da. Alphonso Davies nasıl Bayern'e geldiği zaman ilk sağ çıktı sonra sol bek e devşirildi ve Hı. dünyanın en iyi işte, ofansif sol beklenen birisi oldu. O mikrofon da aslında müzik kaydı içinde. Ama ben onu yayın <laughs> mikrofonuna devşirdim. O Alfonso Davis. Zaten genelde oldu. izleyicilerimiz dinleyiciye dönüştü o dönem. Evet maalesef. Daha çok dinlediler bizi. Evet. Ee, hoş geldin diyorum tekrar. Bu Neslikaya ile başlayacağız. Şöyle başlayalım istersen. Bu pandemi sürecinde e, en çok takip edilen, merak edilen ve tabii ki en erken açtığı için doğal olarak 1 milyar izlenmeyi geçtiğine yönelik haberler var. Bu ilgiyi... Nasıl yorumlarsın? Ve aslında pandemi öncesinde de Bundesliga'da bir kıpırdanma var. Yani oyuncu özellikleri, taktik anlayışlar, takımların bize vaat ettikleri oyun içinde. Bundan birkaç sene öncesinden daha farklı. Yeni bir nesil geliyor ve Almanlar bu işi zaten çok iyi yapıyorlar. Jenerasyon yenilemeyi. Bu bizi heyecanlandırıyor. Eski Bundesliga'ya geri döndük diyebilir miyiz? Daha iyisi bizi Hı -hı. bekliyor. En önemlisi şu. Eskiden beri böyle işte Almanlar İngilizlerin aksine hiçbir zaman futbol konusunda hı hı. çok iddialı şokolaca çıkışlar yapmadılar. Yani futbolu biz bulduk, kuralları biz koyduk gibi değil. Hı hı. Ama hep e, girdikleri şişenin şeklini alan sular gibi oldular. Yani her şekil futbolu yeniden çok iyi bir organize etmeyi başardılar. En iyi dünya kupaları, Avrupa şampiyonları e, sahipliklerini genellikle onlar yaptı. Hı hı. E, bu yüzden de pandemi sonrasında ilk işte yeni normal nasıl olacak, nasıl olmalı konusunda da bunu destika çok güzel bir yeniden organizasyon örneği gösterdi. Gerçekten böyle kuralları çok iyi uyguladılar. E, işte teknik direktör hı hı. karantinayı bozup şampuan almaya gidiyor. Ceza olarak takım başında maşak. Şak yani. diye koydular cezayı. Dün gece gecede e, Dortmund oyuncuların işte maskesiz, eldivensiz, e, hı hı. berbere, erkek kuaförüne gittiği görüntülendi. O konuda da ee, onlara da bir şey bir yaptırım gelebilir. Eğer bir yaptırım gelir de 2-3 maç kaçırırlarsa yani 14 gün hı hı. eğer karantinada kalırlarsa o şampiyonluk yarışı artık fiilen bitti Zaten diyebiliriz. Bayanlık şampiyon artık. oldu evet. ama şampiyonlar ligi yarışı çok çetin. Hı hı. Ve şampiyon ligi yarışı da bana geçen hafta iyi para kazandırdı. Çok teşekkür ediyorum. Bütün bu takımlara. Ee, işte Borussia Dortmund'un Paderborn 3.5 üst. Güzel. Bayern Münih Düsseldorf 3.5 üst. Mönchengladbach ee, Union Berlin 3.5 üst ve tabii Leipzig klasik Hı -hı. üst takımı ee, gerçekten çok zevkliydi. Ee, izlemesi de yeniden liglerin başlaması açısından da bu ben çok iyi bir şekilde organize edildiğini düşünüyorum. Hı -hı. Onun da karşını aldıklarını düşünüyorum genel olarak. Tabii bunda en önemli başarının sırrı iyi oyuncu yetiştirme ya da iyi oyuncu scouting etme. Örneğin Manchester City altyapısındaki Jadon Sancho ee, Sancho'nun A takıma çıkma yaşı geldiğinde e, Rahim Raheem Sterling zaten oraya çok pahalı bir oyuncu olarak transfer edilmişti. Sağ ön olarak başladı. Sol öne onu çevirdi Guardiola. Çok daha iyi bir seviyeye çıkardı. Ve pas Guardiola. yapmayı öğretti ona. Tabii onun dışında Silva da mesela sağ çık oynuyordu. Bruno Silva da bazen David Silva da oynuyordu yıllardır. David Silva yı 2008'de direkt kanattaydı. Tabii e, o yüzden orada fırsat bulamayacağını fark eden Dortmund'un scoutları gerçekten Hı -hı. çok doğru bir tespit. Jadon Sancho Açıkçası böyle korona arasını e, en kötü geçen oyuncudan bir tanesi olmuş belli ki. O da bizim gibi sanırım geceleri <laughs> konsol oyununa çok sarmış gibi. Biraz da böyle kilo da almış. E, ama bu korona arasından sonra ilk kez 11'de başladı Paderborn maçı ve ikinci yarı 3 gol birden attı. Aynen. Şimdi nasıl büyük bir başarı? İngilizlerden İngiliz oyuncuyu Almanlar daha iyi analiz ettiler. Hı hı. Çünkü 1994-95 sezonundan beri ilk kez bir İngiltere pasaportu olan oyuncu. Avrupa'nın büyük liglerinden birinde 15 gol, 15 asist fazlası barajını aşmayı başardı Jadon Sancho. Hı -hı. Yani sadece 15 goldü ki son o, bunu başaran oyuncu ta Meteor Southampton'da oynuyordu, Premier League'de. Premier League'de. De bu rekoru da 67'de. Ben not aldım onu. Evet. Ee, Horst evet. Koppel Stuttgart'ta. Ernst Appel'e de benziyor ismi. Evet. Ondan sonra o 67'de kırmış. 19 yaşından e, kısa bir süre al, alırken ama Sancho daha... Genç Ondan türlü. sonra aslında geçen haftalarda bir başka ligin çok iyi genç Hı. oyuncusu, büyük potansiyeli Kai Havertz rekoru kırdı. Müthiş Ama bunu e, Bundesliga tarihinde işte 30 gole en genç yaşta ulaşan Hı -hı. futbolcu rekorunu i̇şte önce Havertz daha sonra Sancho ondan almayı başardı bu hafta. Ya bu daha çok, genç çünkü. Bu çok güzel bir şey. Evet. Havertz 99'du. Yani Gördüğün gibi böyle yabancı müthiş. sınırıyla lig kalitesinin hiç ilgisi yok. Aynen Gördüğün onu gibi Alman çocuk Aynen. Kai Havertz. Çatır, çatır i̇yi yetiştirmişsin, oynuyor. iyi geliştirmişsin. Öbürü İngiliz siyahi çocuk. Hı -hı. Çok iyi böyle tespit etmişsin, scouting etmişsin, çok iyi gözlemlemişsin, çok iyi bir analiz etmişsin oyuncunun potansiyelini. İstediğin karbaya yabancı oynatabilirsin Almanya'da kurallara göre ama onu onu böyle tercih etmiyorlar. Bu kural olmakla beraber işte, işte böylece de işte genç Alman oyuncular önce daha yüksek maaş değil, önce kendimi geliştirme eğiliminde oluyorlar. Bu da böyle Alman bir takımına da... Ki şu an piyasa değeri 80-85 bandında şeyin haversin. Yani evet. o kadar iyi ki Sancho'nun 3 hanelerden başlıyor zaten. Yani Brandt aynı şekilde Dortmund'da çok yani büyük bir yükseliş bu sezon. Mesela Goreska'nın gelişimi, Goreska yani, inanılmaz gelişti, inanılmaz bir oyuncu evet. Oyuncuya bence dönüştü. pandemi arasını en iyi geçiren oyuncu, Hı -hı. fiziksel açıdan en karlı geçiren oyuncu dünyada ünlü oyuncular arasında kesinlikle Goreska oldu. Goreska hep iyi bir orta sahipti, çift yönlüdür. Ama şu anda e, fiziksel açıdan da bir böyle canavara dönüşmüş durumda. Yani Goreska'nın girip de böyle kapamadığı top yok. Her şeyi yapıyor. Yapamadığı hariç. başarılı kademe yok. Ön tarafa da geldiği zaman Hı -hı. çok iyi işler yapabiliyor. Gerçekten çok iyi çift yönlü oldu. bayan aldığımı gibi bir şey oldu yani. Bir Evet evet güzel söyledin. Hı -hı. Çok güzel söyledin. Fiziksel açıdan da bayağı gelişmiş. Çok çalışmış. Hı -hı. Bu zaten pandemi sürecinde bireysel çalışmaları ne kadar yaparsan Aynen. o kadar karlı çıkarsın. Bayan demişken abi Thomas şeyi Müller'in de Bir oluyor. başka oyuncu öyle çift yönlü Hı -hı. ikili mücadele mesafe kat etme Vinaldum'da aslında Liverpool'un oyuncusu Marco Gruic. O da Hı -hı. çok iyi bir sezon geçiriyor. O da fiziksel açıdan çok güçlendi. Satın alma opsiyonu 14 buçukmuş onu söyleyeyim. Şu anda böyle Hertha Berlin'de kiralık 2 yıl hı hı. için kiralık bedeli 3 milyon euro ödemişlerdi. Ee, yani bu tip mesela Liverpool gibi takımlar Manchester City gibi takımlar şu anda daha zengin takımlar da Bundesliga'da işte Jadon Sancho ah keşke tutsaydık diyordur hı hı. City'deki yöneticiler. Tabii çok o, mu erken yani. yolu ayırdık acaba diyordur. Peki sence kalsaydı... Aynı şekilde mesela Gruic bakalım her Berlin'de ne kadar yapacak, ne kadar gelişecek. Şimdi sence kalsaydı da oynar mıydı? kolay değil. Ya kalsa yani, bu kadar şans bu, bu kadar gelişemeyebilirdi. O Çünkü var. orada bir Sterling gerçeği evet. var. Şimdi mesela oynatmak... bir oyuncu için daha geçerli o. Kalsaydı Real Madrid'de bu kadar şans bulabilir miydi? İşte Eşref Hakimi. Abi şimdi güzel. seninle programa girmeden önce konuşuyorduk. Hı -hı. E, Bundesliga'da en yüksek hıza yükselen oyuncu kim? Sancho mu, Davis mi diye? Yok, hala rekor eşref hakimi de 36.2 km saatte hıza çıkmış. Davis'in de 35.3'ü var Dortmund maçında. Tabii şimdi Oradan aslında açıldı. Sancho da çok hızlı ama Sancho daha önde forvet oynadığı için Hı -hı. daha az zamanı ve daha az alanı var hızlanmak için. Aynen öyle. Eşref Hakimi ile e, şey geriden geldiği için bekten Davis Alfonso Davis. Onları daha çok alan ve zaman bulabiliyorlar hızlanmak için. O yüzden bu istatistik ortaya çıkıyor ama şimdi Eşref Hakimi de baya bence yüksek. İnanılmaz bir oyuncu. Seviye yani. bir oyuncu yani. Ya. Stili ben çok az böyle bu tarz oyuncu gördüm. Yani temel özellikleri sağ bek oynuyor ama sağ açık olarak her şeyi oynayabilecek evet. gibi. Yani, yani çok değişik. Guerreiro da diğer kanatta öyle Dortmund'da. Dortmund'un şampiyonluk yarışından geri düşmesinin bir numaralı sebebi Sadece Lucian Favre'ın hataları diyemeyiz. Hı -hı. Bence Marco Roy'sun sakatlanması çok büyük fark oluşturuyor. Royce Şakamaka oynadığı maç sayısına gol katkısı halen çok yüksek bir oyuncu. Roy's'un en büyük rakibi kariyeri boyunca hiçbir zaman bir savunmacılar olmadı. Adam Ramos karşısında da zorlanmadı. Van Dijk'a karşı oynarsa da zorlanmaz. Ee, ama sakatlıklar en büyük rakibi evet. oldu Marco Roy's. Çok çok eksik kaldı. Şimdi oldu. Borussia Dortmund'un işte eşref hakimi gibi Sancho gibi, işte Brandt gibi birçok özel genç yeteneği var. Ama bir tane de böyle tecrübeli özel yeteneği var. Bir tane tecrübeli özel yeteneği. Hatta iki tane bir de Witsel var daha hmm. bir Witsel'i söyleyecek. Daha yani. bir şey hiç görev adamı hmm. ama taktiksel açıdan dengeyi sağlayan oyuncu Witsel olmayınca zorlanıyorlar şimdi. Witsel'le Mahmut Davut arasında çok fark hmm. var. Hem tecrübe farkı var, evet. fizik güç farkı, dayanıklılık farkı var. Topu kullanma açısından da Davut topu fena kullanmıyor şimdi ona bir şey ama demiyorum öyle ama, öyle. bir Gladbach'taki kadar da rahat Aynen. değil. Yani Çünkü Witzel Dortmund biraz daha hızlı oynuyor. Deneyim işte orada ee, Şeyin gibi. deneyimi çok büyük. Hep Hı. hızlı oyuncularla oynadığı için Belçika milli takımında olsun daha önce kariyerinde olsun Witsel. Ayağına mı öne mi evet. atacağını mesela çok iyi Çok iyi, iyi bir, bravo çok güzel söyledin. Hı. Yani ne zaman ayağa ne zaman öne oynamak gerektiğini koşu anlatmak çok iyi biliyor. Ee, bu tip oyuncuları izlediğimiz için de Bundesliga'nın marka değerinin yükselmesi sağlayan. Tabi bir de Haaland'dan bahsetmek lazım tabii bence abi. Işte Çünkü bir çok bu genç tarz oyuncular beni heyecanlandıran bizim gibi futbol severleri heyecanlandıran şey bence... E, bu yeni Bundesliga'da genç oyuncuların fazla olması. Eskiden mesela Premier Lig'in 2000'lerin ortası 2000-2010 arası ortasında çok iyi bir dönemi var. Hani o Arsenal'ın zirve yaptığı, işte United'da bir bakıyorsunuz Van Nistelrooy, Arsenal'da Henry, Liverpool Cristiano Ronaldo, Ronaldo genç yetenek. Ronaldo genç. Orada daha fazla şey oyuncular vardı. Kalbur üstü yıldız. Bundesliga'da şimdi yıldız adayı çok. En insanların en çok heyecanlandığı o bence. Hani mesela La Liga'ya baktığımızda Evet orada da var ama hani Messi orada Messi tamam yıllardır öyle. Biz şimdi Brandt'tan heyecanlanıyoruz. Haaland'tan ayrı heyecan, Sancho çünkü bize sürpriz sunuyor. Ben, Başka bir şey yapıyor beni orada. Beni en çok heyecanlandı. tabii bunlar süper oyuncular Hı -hı. ve objektif açıdan şimdi işte adını zikredeceğim iki oyuncudan daha Hı -hı. fazla heyecanlandım. Ama subjektif açıdan Mönchengladbach'ın tarihsel olarak zaten lakabı Taylar. Yani işte atın Hı -hı. genci Tay. Yani hep genç oyuncu yetiştirmekle tarihsel olarak Hı -hı bunu misyon edinmiş ve Alman futbolunda bu şekilde damgasını da olmuş bir takım. Markus Turam, Lilian Turam'ın oğlu. Hı hı. Nefis bir sezon geçiriyor. Devam ediyor. Ona top gelince çok heyecanlanıyorum. Gerçekten. En çok ona top gelince heyecanlandığımı Almanya'da söylemek isterim. Ee, uzun yıllar sonra ilk kez Gladbach'ta iki oyuncu var. 10 asist, 10 gol toplam. Yani gol dağılımı çok iyi. Çok iyi bir teknik direktör Mark ve çok iyi teknik direktörler var işte bu genç oyuncuları yetiştiren. Hı. İşte Nagelsmann olsun, ee, bence şey de çok iyi bir teknik direktör. Bayern Münih'i çok iyi toparladı ya Hansi hmm. Flick i. Onu da söylemem lazım. Ki geçmişte baktığında aslında teknik direktörlük kısmı az. Bir oyuncu daha söyleyeceğim. Neuhaus. Hmm. Şeyin bir boy küçüğü e, diyelim. E, senin Leon Goreska'nın. Hmm. Tabii ben daha çok seviyorum. <laughs> için direkt <laughs> ya Gerçekten Florian Neuhaus çok özgüveni yüksek. Aha. Topu çok iyi kullanıyor. Öğrenciler daha çok şey var ama bu oyuncuları izlemek gerçekten çok zevkli. Bir de Gladbach'ın özel stoperi İsviçre'yle Elvedin'in de ben hı hı. çok iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yapılan çok iyi bir transfer hamlesi daha Bensebaini sol beki. Çok iyi oyuncu gerçekten de. Ee, çok sürekliliği olan. Belki bir Guerreiro'yla şey gibi değil, Eşref Hakimi gibi değil ama zamanlı. Oscar Vendi e, kesmesi çok büyük başarıdır. Çünkü Vent hmm. bayağı iyi oyuncuydu ki. Ondan önce de Philip Dems vardı eski gençler birliğinde. Yani hep iyi sol bekler. İyi sol, sol ayakta oldu. Temiz sol vardı. ayağı vardı ya. Ama işte bir takım var. İyi sol beki olmasına rağmen Ozipka. Pandemi sonrasının en büyük hayal kırıklığı takım. Schalke. Mustafa Doğanca konuşursak Schalke. Yani <laughs> Almancası Schalke <Şalkay> gerçekten. Mustafa Doğan doğrusunu söylüyor. Yani Duysmut'ta büyümüş birisi olarak bizden çok daha iyi biliyor. Buradan da Mustafa Doğan'a selam. Köln'de oynamış, Bayer Jürgen'le oynamış. Sen Biz çok se seversin işte o Çok severim evet, Hep çok severim. Ailece çok, çok, çok özel adamdır. Çok, ben çok şey öğrendim. Onun. Evine gidip röportaj yapmıştım. Çok şey öğrendim Alman futboluyla ilgili. Çok selam olsun. Birebir e, oynamışlık tecrübeleri Hı. olsun, yetişme tecrübeleri, Almanya'da Türk olmak. Almanya'da Türk futbolcu olmak. İlk biz, i̇lk biz onunla şey yaptık. Yani Alman milli takımda e, Alman milli takımında dönemde. oynayan annesi ve babası ikisi hmm. birden Türk olan ilk Türk Aynen. Mustafa Doğan. İlk Mehmet Şol anne babadan biri Alman evet. biri Türktü. Aynen öyle ve Şalke demişken eee ile ilgili enteresan notlar var. Mesela 11 maçtır kazanamaması. Bu pandemi sürecinden inanılmaz kötü çıkması. En son galibiyeti 17 Ocak'ta. E, kim yendi? abi Ah be abi ya. Yani nasıl o şarkı yani. yani etkiliğinde. Etkiliğinde orada da var. Ya. Şimdi şöyle. Ya ve çok özür dilerim abi. Pası atarken 6 maçta Wagner hoca 6 farklı taktik denemiş. Neden? Ee, onu biraz araştırdım. Çok garip. Yani niye deniyor ki bu kadar? 3 sebebi var. Bir tanesi böyle bir tanesi tamam. böyle kafadan böyle Ozan Kaban sakat. Diyor. Evet. Biz bizim çocuk diye çok seviyoruz diye Aha. çocuğa böyle torpil yapmıyorum. Ben demiyorum. Şampiyon Ligi kazanmış İstanbul'da Didi Haman diyor. Hı hı. Alman milli takımı defalarca oynamış bir oyuncu. Ee, diyor ki Şalke'nin fan diyor Ozan Kabak. Ya, güzel, güzel laf. Şimdi tabii ki bir numaralı sorun Şalke'de bir kaleci sorunu. Hı -hı. İki numaralı sorun Ozan Kabak ve diğer stoperlerin sakatlığı. Hı -hı. Ozan Kabak'la aynı anda Stamboul'i de olmayınca bir kere bir top çıkma konusunda savunmadan... Stamboul'i hala sinir. yok. Mesela o şey çok iyi bir oyuncu. Geleceği parlak Todibon'un. Hı -hı. O da çok oynuyor. Ama böyle Todibo-Sane ikilisi birbirini tamamlamıyor. Evet, Sane de iyi stoper. Türkiye Ligi'ne getir. Elle çatır tutulur çatır stoperlerde oynuyor. olur. Çatı çatır, çatır. ligin en iyi stoperlerinden bir tanesi olur. Ama Ozan Kabak, İstanbul'u geriden çok iyi top çıkarıyorlardı. Hı -hı. Ozan Kabak, İstanbul'u üçlü defansta da çok iyi yerleşebilip alan paylaşabiliyorlardı Dörtlü savunmada çift stoper olarak da. Hı -hı. Yani İstanbul'u yıllarca tabii Tottenham'da falan onu bir defansif ortası olarak tanıdık. Ama bu sezon oynadığı maçların... %90'ında da stoper oynadı süre olarak. Sürenin %90'ını aldı sürenin %90 stoper oynadı. Ama asıl mesele kaleci. Nübel yetenekli genç bir kaleci. Belki Neuer'den beri Schalke'ye gelen en yetenekli genç kaleciydi. Ama o da Neuer gibi Bayern Münih'e gitmek istiyordu. Tabii sen bir de böyle Neuer varken niye Bayern Münih'e gitmek istiyor? Kendisine peynir yani. ekmek... Verip böyle ya, aklını ya çok, ekmekle yediğini söylüyor. Ya çok gerçekten. güveniyor kendisine. Ya lütfen ya. Ya da doldurmuşlar. Tamam şu anda mesela oyunlarda da işte Ter puanı bir puan fazla. Evet. Zeynep'le önce konuştuk ben ters oynatıyorum. Mesela. Ben zaten Ter çok seviyorum. Çünkü 4 yaşında Mönchengladbach altyapısına girmiş. <laughs> 20 yaşında falandı değil mi? Barcelona'da 21 Tabii. falan yani. Çok genç. Plaket verdiler diyor. 16 sene 17 sene için teşekkür ederiz. Tam hatırlamıyorum. Yılını hmm. da bulan. dedim. Nasıl olur? Daha kaç yaşında zaten? 4 yaşında girmiş. Eline doğmuş. Yani. Ya yok ya gerçekten çok önemli. Bir de çok modern yani futbolda bence ilk üçte kesinlikle. Yani işte ayağı aralarına ayağı bir de şey, Alisson bekerleri falan koyarsın. Evet. Hani ha, ben şimdi Alman kaleci koyarım. olarak bakıyorum. Zaten ben hayatımda iki tane iki tane bir kötü Alman kaleci gördüm. Biri Alman. Yo Alman <laughs> Bayern Münih'te iyi oynadığı yani zamanlar da var da. De. Beşiktaş'ta işte son verimli olma Şapkalı tarihi oldu. geçmişti diyelim. Yani Aha. Kullanma tarihi geçmişti. Kaleci'nin verimli olma tarihi geçmişti. Öbürünün adını anmak istemiyorum. İki tane sevdiğim <laughs> takımın olduğu için. Ama Şalke'nin tek eksiği şu aralar o Karus yani. Ne açıdan? Şöyle söyleyeyim. Nübel şimdi Bayern'e gideceği ortaya çıkınca Şalke hmm. tarafları yuhlamaya başladı. Şalke tarafları Bozu'ta biliyorsun e, takım üzerine çok etkilidir Aynen. ki. Şalke tarafları Türkiye'de yorumculuk yapan eski hakem Markus Merke neler söyler neler yapar. Yani çok etkili bir taraftar grubudur takım üzerinde ve hmm. Nübeli yuhlamaya başladılar. Nübel de e, bunun üzerine önce Nübel'den takım kaptanlığı alındı. Daha sonra da takımdan da kesti ama yerine geçen Schubert adından soyadından bence besteci olarak çok daha başarılı olabilir Schubert. Çok büyük bestecidir biliyorsun. <laughs> ama kaleci olarak gerçekten olmaz. Yani Dortmund <laughs> içinde falan yaptıkları yani ya bir e, de Şarke de dağıl yani dağılmış. Sonra bir, bir, ara bir daha geçirdiler Nübeli kale olmadı bir, bir maçta kırmızı gördü. Ya Leipzig maçıydı ya başka bir maçtı. Yani iki maçta da Peki bu hafta Union Berlin maçı var. Çok kritik. Biraz alttan gerekiyor. değinelim. Şeye değinelim. Bir de çok or, zor. Bir şimdi maç. böyle bir de Schalke'nin gol atma sorunu var. Şimdi evet. o maç neden alt kokuyor? Alt diye bağırıyor Hı. o maç. Union Berlin Schalke maçı. Tabi bu Schalke iddiacılara hep söylerim oynanmayacak takımlar listesi birdir. Ben şu anda kesin oynayın kesin alt biter demiyorum. Hı, hı Maçtan önce karar verip böyle canlıdan oynayacağım. Çünkü Şalke'nin dengesizliği çok iddiacının. Biraz bakmak lazım. Ocağına biraz. incir ağacı dikmiştir ki geçenlerde bir arkadaş <laughs> Twitter'dan yazdı. Abi Şalke beni bitirdi dedim. Yani Şalke'ye oynayıp da bitmeyen herhangi biri yoktur diye. Çok ünlü bir futbol yorumcusu. Hı hı. Onun listesi vardı böyle. Oynanmayacak Şelke takımlar. Şalke Marsilya diye başlıyordu. Oynanmayacağım takımlar diye. Dur, dayanamayıp oynuyordu. Da, o yüzden kaybediyor. Marsilya da de öyle ama hakikaten. Yani ne yapacağı şerke, hiç belli olmaz. Bu sezonki şarkı gerçekten çok saçma. Hı hı. Bir kere Santrafor Bokşutaylar niye oynatmıyor diyorlar. E sıfır gol. Şalke taraftarı da şeyi soruyor. Yani neden böyle Ahmet Kutucu'yu 11'de oynatmıyor? Şalke kadrosunda bulunan forvetlerden en fazla gol atan oyuncu bizim Ahmet Kutucu Türkiye bir takımında oynayan. Ben de merak ediyorum niye oynatmadığını. Onun dışında Genelde ikinci takımın en alıyor. golcü oyuncusu zaten bir başka Türk olan Suat Serdar. Suat Serdar. 7 gol. O da sakat. Sonra da zaten şey, e, Harit. Hmm. Yalnız sorun şu ki böyle Harit bu gol katkısının %90'ını sezon başında yaptı. Harit çok yetenekli oyuncu faslı ama çok istikrarsız bir oyuncu. Hmm. Futbola yetenekli olduğunu sanırım yarısı kadar bile hayata, mesleğe karşı yetenekli değil. E, yani Harit de durunca bir de böyle Suat Serdar Harit, Makkeni. üç tane iyi oyuncusu var orta sahada ama mevkiler çatışıyor. Dengeli bir orta bir saha o, o süreci, yüzden de değiştiriyor. Sorun vardı ya niye Wagner bu kadar Aha. takım tertibini değiştiriyor? Aynen altı maç altı Bir işte ve Ozan Kabaklı İstanbul'un aynı anda sakat olmasından dolayı. iki de orta sahadaki en iyi üç oyuncunun, ya yani en iyi değil de en yetenekli üç oyuncunun çok çatı... Ama yine de, de fazla, fazla değil mi abi? Biraz da şu bence hani skorlar kötü gidince e, bir şey bulup o bir damar bulmak ister ya takımda. Fazla denedi gibi geliyor bana. Şimdi Union Berlin maçını da kaybederse 37-34 olacak o zaman şu an 37-31. Yani küme düşmeme hattına bak küme düşme hattına baktığımızda sıkıntı yaşamaya başlayabilir. Çünkü şeyi hatırlıyorum. Sen çok iyi hatırlarsın abi. Yılmaz Ural'ın bir Antalyaspor Spor macerası vardır. İlk yeri müthiş. Burak Yılmaz Staki. İkinci yarı küme düşmüştür. Yani ikinci bir Antalya Spor bir de olmasın böyle şey, haline. Sağ açık vardı Ali Bilgin. Aynen Beşiktaş'a geldi sonra. Beşiktaş'a gelmedi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'ye geldi. Beşiktaş'ta oynamadı galiba değil mi Ali Bilgin? o benzemesin Antalyaspor'a. Yani Şimdi ben bunu niye düşünüyorum? Ben en başta Ozan için düşünüyorum açıkçası. Benzemez çünkü niye? Şöyle bir kere Bundesliga'da son... Evet. Paderborn gitti. İki sırayı alan takım Hı -hı. düşüyor. Paderborn maalesef ilk çıktığı Hı -hı. sezon. Zaten güçleri o kadar. Geçen yaz bu, bu hastalık salgın yokken işte Kuşadası'nda aile olarak dolaşıyoruz. Ben de Gladbach forması Hı -hı. var. İki yaşı ilerlemiş ve Alman turist böyle bir beyefendi hanımefendi içip. Hı, -hı. Aa, şu, an dedim ki ya ben işte Die Fohlen, <laughs> Boris Mönchengladbach, işte Die Mannschaft, ...Torbi'de de o kadar dedim yani. bu <laughs> <laughs> kadar biliyoruz yani falan. Aa falan dedi biz de Paderborn'luyuz. Bu sene çıktık falan. Sizle biz rakibiz. Ben tabii yaşlılar diye ya. İncitmesi. <laughs> Hayırlısınız. Öyle yaptım ya. Yani. Good luck falan filan. <gülüyor> Bilmem ne <laughs> falan. İşte neyse. <gülüyor> <gülüyor> e, Padermann gitti. Sondan üçüncü zaten Playout play ki Aha. çoğunlukla sonun üçüncüler kalıyordu geçen sezona kadar. Ama Schalke'nin gidişat öyle bir öyle bir kötüye bağlı ki şu bu sezon Schalke'nin özeti Nastasic. Başına gelmeyen kalmadı biliyorsun. Hakikaten. Aşil tendonundan sakatlandı. Dizinden sakatlandı. Bir de böyle pandemide de hastalık hı hı. Ee, değil mi? Virüs geçti. Aynen. ona, da çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Tüm korona, Covid-19 mağdurları gibi geçmiş olsun. Ama Schalke bir türlü toparlayamadı. Schalke'nin toparlayacağı maçı bulan iyi para kazanır. Tam onu diyecektim. Werder Bremen maçında dikkatli izleyicilerimiz hatırlayacaktır. Şalke Werder Bremen maçında evden yaptığımız yayında Werder'in sürpriz yapabileceğinden bahsetmiştim ve e, iki oynayabilirsiniz demiştik sürpriz sevenler için. Hakikaten Werder kazandı o maçı. Şimdi puan durumuna bakıyorum. Paderborn 19 puanla son sırada. Werder Bremen 25 puanla 17. Fortuna Düsseldorf 27 puanla 16. Şimdi Werder Bremen'in durumunu da biraz inceleyelim. Evet. Yine maç açısından. Hı -hı. Ee, Werder Bremen bu hafta sonu kimle oynuyordu onu da söyleyeyim. Bu hafta Werder Bremen Wolfsburg'la oynuyor. Wolfsburg'la oynuyor evet. Şimdi şöyle. Werder Dol Bremen maç. aslında uzun süre sonra 3 maç üst üste gol yemeyerek ki bence iyi kaleciler var. Düşselerde Pavlenko gayet iyi kaleci. Yani mesela Euro 96 şampiyonu takımın kalecisi de. Çok iyi bir kaleciydi Köpke. Köpke. Köpke'nin oynadığı Hı -hı. takım da o sezon Bundesliga'da düşmüştü. Böyle Hı -hı. şeyler oluyor yani. Hatta Terstagen'de oynayacak Köpke mi diyorlardı? Köpke Ignere geçmiş. Stegen Gladbach'ta sürekli oynamaya başladığı zaman Hı -hı. lig sonuncusuydu. Yani Stegen çevir <laughs> <laughs> gerçekten. Ciddi söylüyorum. Hı -hı. O senin kümede kaldı. Paderborn'da o yok. Werder Bremen'de Pavlenka iyi kaleci. Mesela 3 maç üstü de gol yemedi ama Werder Bremen duran top savunması o kadar kötü ki yani Frankfurt maçında yani 86 maç sonra gol atan Hı. bir oyuncu var. Oyuna girdi 20 saniyede 15 saniye sonra. Galiba oyuna girdikten sonra en erken gol atan oyuncu Hı. oldu bu sezon. İzzan ki 86 maçtır golü yok. Daha geçen televizyonda yayında sevgili kardeşimiz Bundesliga'nın hakikaten büyük uzmanlarından Orhan Uluca diyor ki İhsan Kelle falan orta sahada nasıl kreatiflik olacak? Çok haklı Orhan. Hı. Ama Werder Bremen'in e, duran top o kadar kötü ki İnsan Ker girer girmez attı sonra bir tane daha gol attı insan Ker. Yani o yazık kaleci Pavlenka'ya diyorum. Daha iyi savunması olan Türkiye'de bir takım biliyorum. Gelmek hmm. isterse yani <laughs> gerekli görüşmeleri yaparız. Gerçekten ama yani. Peki Wolfsburg maçı ne olur sence? Wolfsburg da sıkıntılı bir takım. Şöyle sürekli toparlanmaya çalışıyoruz. 2-3 çok iyi oyuncuları var. İşte mesela hmm. işte Maximilian Arnold'u ben çok beğeniyorum. Orta saha oyuncusu. Ee, Fransız siyahi Solbek gayet iyi. Hmm. Rusyon, Rusyon. Ee, ama bir türlü böyle bir araya gelip tam bir takım olamıyor. Hollandalı Santrafor iyi Weghorst. Az gol atıyorlar son zamanlarda onlarda. da bu maçta da şimdi Werder Bremen'in olayı şu oldu. Max Kruse gittikten sonra gerçekten gol yollarında büyük sıkıntı yaşadı. O bağlantıyı Bu arada herkese sesleniyorum. Arkadaşlar Werder Bremen'de daha önce izlememiş onun için Raşica diye yazılıp Raşitsa diye okunan bir oyuncu var. Bana inanmıyorsanız Vedat Murci'ye sorun ne kadar iyi olduğunu. Werder Bremen küme düşerse yeteneklerine göre çok, çok cüzi bir rakama, yeteneklerine oranla cüzi Hı. bir rakama. Çünkü en az 10 milyonluk oyuncu ben Yani 5 ile 10 arası diyeyim. Kötü hali 5, formda hali 10 eder. Ama çok daha uygun fiyatı alınabilir. Ya Bremen'in sıkıntı o. Ben o maça alt oynamayı öneririm Werder Bremen. Evet, Leverkusen-Bayern Münih maçı var abi. Haftanın en dikkat çeken maçlarından biri. Leverkusen yendi biliyorsun yakın zamanda bu İşte çok merak ediyorum amaç. İşte o günler o kovaç varken Evet ben Bayern ama rehavete kapılır mı zannetmiyorum. Ne rehaveti ya? Rehavet Bayern için imkansız bir <laughs> kelime. Ne rehaveti ya? <laughs> Keşke kapılsalar bir kapılsalar. Bir yıllardır bekliyoruz rehavete kapılmayı. Keşke maçında şimdi açmayayım onu. Neyse sen kızarsın şimdi açarsan. Ya niye kızayım ya? Peki. Ben kendimi böyle stat'tan attırdım biliyorsun maç sonunda. Yayın daha uzun olmasın yapmayayım diye. Ben orada Övünç Özdemir biliyorsun bizim NTV'de çok değerli bir kardeşim. Selam olsun ona da. E, program yapıyorduk. Kırmızı kart olmasaydı Beşiktaş iyi oynuyordu Ya gerçekten oynuyordu. Maçı ya, geç. Yani şeydi, beşlik maç değildi. Bir de sonra ee, çok iyi maçlar oynadı. Ben o maçı unuttum, hatırlatma bana. Leverkusen Bayern maçı ben üst diyorum. Ben de Hatta ama 3.5 üç üç üst. üst diyorum. Bravo. Ya, bir de bir dakika dur şey, ya. ne yapıyorsun? Bu güzel oldu. <laughs> evet. Arkadaşlar <laughs> sosyal, size, sosyal sosyal mesafe mesaj sosyal mesafe sosyal <laughs> <laughs> mesafe. Evet hakikaten. <laughs> aynı anda aynı şeyleri yaptık. Gol sevinçlerinde şey. de oyuncular tam sarılacak öyle evet yapıyor. Ya. Aman falan filan. Biz de burada. Bu maçta gol sevinci olur Ölmek bayağı olur. diye ben de düşünüyorum. Ee, ki ikisinin de kalecisi hı -hı. çok iyi olmasına rağmen ya şimdi Leverkusen'da mesela Kaya olsun. Hı hı. Leon Bailey olsun ve diğer işte, ofansif oyuncular. Çok iyi takım ya. İzlemesi çok güzel. Portoyu da attılar. Tam bir boş takımı. Tek direktör boş. Çok keyifli takım. Ayaksı'la UEFA finaline çıkmıştı. Dortmund'a geldi. Orada da hücum çok iyiydi. Savunmada bir türlü istikrar sağlayamadı. Savunma önlemlerinin futbolda hücum planları kadar etkili olmadığına inanan bir hoca. Yani top bizde kalırsa zaten otomatik savunma yapıyoruz falan. Cruyff'un böyle 90'lar kafasında bir hoca ama tabii çözümlerde buluyor. Şimdi bir hmm. sıfır falan kazandıkları maçlar da oluyor. Ben Leno gibi kaleci tabii bulmak kolay değil ama yine de ya savunmada Bender'leri falan oynatmak zorunda kalıyor. Bunlar Dortmund'un evet. ve işte Leverkusen'in öbürü de Lars benderler ikiz bunlar biliyorsun. İkisi hmm. şimdi ikisi birden galiba bir ara aynı takımda oldular. E, milli takımda da yer aldılar. Onları aslında bunlar orta savuncusu onları savunmada falan oynatmak zorunda kalıyor. Onun dışında bir tane de iyi savunmacıları var gerçekten. Tapsova. Hı hı. Ee, çok yetenekli bir genç. Ama işte yanındaki onu tamamlayacak oyuncu gerek. O bir gerçek. Yani Joe Gomez gibi düşün. Yanına Fandak gerek. Evet. Ee, ya da işte Uyfalüji'nin yanındaki Semih Semi. gibi şu anda. Yani o sorunu var. Ama e, yine de Bayern Münih'in ben Alfonso Davis, Thomas Müller. Thomas Müller döktürüyor. Ona Bu arada Thomas Müller demiş ki onlara gider notu aldık. Ee, Hansi Fleek'in yaptığı en doğru hamle. Kovac Asist Efendi ek. beğenmiyordu. Thomas ya Müller'i, Mülleri beğenmemek ya. bilemiyorum yani mülah o da Müller'di mülah ee, orada <gülüyor> yine <gülüyor> şey, Mustafa Doğan Mustafa Doğan Almancasıyla ama yani Thomas Müller bak, bak hakimi için dedim ya Thomas Müller gibi oyuncu da görmedim hiç çok değişik mevkisiz gibi ama birçok mevkide asıl görevi o olan oyuncudan çok daha iyisini yapabiliyor çok Hatır. önemli özellik. Yani Joker oyuncudan tam olarak bahsetmiyorum. Bir de aidiyet duygusu çok fazla. Yani Bayern'de yaşadıklarını, e, inişler, çıkışlar, finaller, Dünya Kupası, yani o kadar deneyimli ve daha 30 yaşında fiziği gereği şey görün, görünüyor hani e, daha yaşlı görünüyor. 20 aslında. yaşındayken 2010 Dünya Kupasında da 30 yaşında gözüküyordu Heh. ki o yüzden o, bu özellikleri topladığımızda yok başımız En milyar. çok gol attı utunu vardı bir tanesi yani oldu. başka müller yok. Bunu en iyi değerlenmek lazım. Bugün bir röportajı var. Kendisini çok iyi biliyor. Diyor ki: "Ben açıkçası kariyerimde sağ ön, sol ön oynasam da hep Santa arkasında oynamayı daha Hı -hı. çok seviyorum. Çünkü orada oynarken de sağ ön, sol ön oyuncusu fonksiyonu gösterebiliyorum." Benim diyor, asıl böyle top dağıtımı değil güçlü tarafım. Topsuz oyunda o böyle koşuları yapıp böyle tekte yaptığım asistler ki son Düsseldorf maçında yaptığı asist tabii enteresan. Lewandowski gibi, Lewandowski gibi bir adam. Yani bir kelime bulamıyorum hakikaten. Hı -hı. Muazzam bir golcü olduğu için. Yani Golün adam Almanca'da eş anlamı oldu yıllardır. Ama hiç adam ge geçen hafta sonuna kadar Düsseldorf'a gol atmamıştı. Dedik gelmemiş. iki tane attı. Onun bir tanesinde bir Thomas Müller'in asisti mükemmeldi. Hı -hı. Rekor kırdı o da. Bence o asili. çok iyi bir orta saha oldu. Goreska, Joshua Kimi, Müller. Hı -hı. E, bence bu Hansi Flea'in en büyük doğrusu bu oldu. Kesinlikle Thomas Müller'i en verimli olabileceği şekilde takıma geri döndürmek. Thomas Müller istatistiksel açıdan Muazzam bir asist sayısına hı hı. ulaşıyor Efendim olsa da geçti, asıl muazzam çok etkileyici olan çok az sayıda maçta bunu yapması. Maç evet. başına asist ortalama çünkü 11 sezon başı olarak... oynatmıyordu Kovac. Aynen öyle ilk 11 Sonra oyuncusu gibi başlamayı. Sonra bana diyorlar ki Kovac'ı beğenmiyorsun Ali Ece falan. Yani aslında Bayern Münih teknik direktör arasında en sevdiğim oydu. Çünkü Bayern Münih başarısız gidiyordu yani. O yüzden kendisini <laughs> çok sevmiştim. Çok uzun yıllar kalmasını Munich isterdim ama yapacak bir şey yok. Messi gerçekten çok iyi tekniktir. Gerçekten. Ya o çok şans, takdir şansını iyi kullandı bence. Yani şansını biraz şey benziyor. Yardımcı hocayken arka planda takımın sıkıntılarının ne olduğunu, nelerin yanlış yapıldığını, evet. nerelere müdahale edilmesi, ne şekilde, ne tonda müdahale edilmesi. Bak tonda Kovac yani? bayağı şey triplerinde. ya yani ne var ben de Bundesliga'da evet çok iyi oyuncuydu. Çok, süper çok oyuncuydu. iyi oyuncuydu. Her Berlin olsun, Bayern hmm. olsun. Ya yani birçok takımda çok iyiydi. Hakkı Hırvatistan'da tabii. Biraz Ama oyun, abi oyuncunun dilinden anlayan değişti şeyden. o zamanlar. Bir kere Aynen, Bayern'de adamı çiğ çiğ yerler. İşte F biliyorsun tabii canım. Hollywood futbol Club deniyor. Ya yani futbol demiyor onlar işte ne diyor? Fuşbal. <laughs> Fuşbal. yani adamlar. <laughs> Bitirir adamı Hollywood. Şuna benzetiyorum. Katılır mısın? Chelsea'de Di Matteo dönemi. Bayern Münih şampiyonlar ligini kazanır mı? Buyur. Almanya'da düzenlenirse yarı final finaller. Çok istim üstündeler. Yani e, ve arka arka mesela gruplara baktığında tabii dönem farklı şimdi araya pandemi girdi ama 6 6 yaparak ben şey bir de abi şimdi Atletico Madrid nasıl dönecek o da önemli. Bu tip bir Hı -hı. seyircisiz maçlarda falan Atletico Madrid'in biliyorsun ya yüksek konsantrasyonla oynayan takımlar ama yani Bayern Di Matteo'nun Chelsea'si gibi hani bir yardımcı antrenör bir şey gelip... Di Matteo'nun Chelsea'sinde Didio Drogba gibi çok büyük efsane oyuncular olmakla beraber. Bu bayan kadrosu daha iyi toplamda. Evet. Sürpriz olmaz yani kazanırsa. Ya şimdi mesela e, yani sırf Müller ile Lewandowski değil ki. Bence Sergin Gnabry de döktürüyor Hı -hı. yani. E, e Goreska'nın gelişimi, e, Goresk... gelişimi. Kimmiş, kimmiş, kimmiş gelişimi. Arada, kimmiş diye okuyor Almanlar da biz kimmiş dersek dalga kimmiş, geçerler. Kimmiş, kimmiş, ciddiye kimmiş, alınmaz kimmiş abi. Deriz, Cümle ortası kimmiş, kimmiş, kimmiş der. Joshua diyorum ben. Joshua, Joshua Kimmiş. kimmiş bence Olmaz. muazzam bir oyuncu ya dönüştü o da. İnanılmaz. Ee, şey de etkileyici yani. E, Benjamin Pavar çok şanslı hep iyi oyuncularla mı oynuyor yoksa çok iyi bir görev adamı mı Şimdi Benjamin Pavar'ın sağ bekte Gerektiği zaman üçüncü bir stoper gibi oynaması da sol bekteki Alfonso Davies'in yarı sola çık gibi oynamasını sağlıyor. O dengeyi çok iyi koruyor. Aynen kaydırmalı sistemde Power orada asimetrik bek dizilişi yani Hı -hı. sonuçta dünyada en ünlü o. Daniel ve sağda sağ bek sağ açık. sol bek sol stoper gibi oynayan bir böyle Abidal vardı. Hı -hı. Hans Flick bunlara çok hakim takımın balansını çok iyi ayarladı gerçekten de çok iyi gidiyorlar. Yani Davis giderken Pavard kalıyor. Yani şampiyon değil. Galatasaray'da Hakan Ünsal giderdi nerede oynanacağına sene. bakar. Nerede oynanacağına bakar. İstanbul olur mu sence? Oynayacağı. Ya yok ya seyircisizse Bu zaten. Bu haberlere ne diyorsun? Yani seyirciliyse zaten olmasın. Hayır seyircisizse git, bari basın türünü de ya, izleyelim. Ya bir dakika bir dakika. Benim derdim o. Bizim o konularda hakkımızı çok iyi savunmamız gerekiyor hep beraber. Hı -hı. Kardeşim bu özel bir durum oldu. Bizim Gaya yavaştan böyle Almanlarla konuşup şimdi biz size destek vereceğiz. Aynen öyle. Siz yapın. Biz yapalım olur. Yani final final. Biz seneye finali alalım İstanbul'da. He, alalım. o anlamda sen seneye mi alalım? Liverpool elendi diyorsun? zaten. O yüzden final bu sene İstanbul'da Sen iyice Liverpool'a şey yaptın olayı. Ama gelse ne güzel olurdu abi. Yani İstanbul'da bütün 2020. finalleri kazanıyor. İki final oynuyoruz. Evet. süper kupa kazandı. Yani çok güzel olurdu. Olimpiyata gelmesi çok keyifli olurdu. Ya fark etmez Vodafone'da kazandı, Olimpiyatta kazandı. Bir de stadı ya da işte işte Ülker Arena hı hı. ya da Galatasaray e, Türk Telekom Spor Kompleksine kazanırsa tamamlamış olur koleksiyonu ya. Yani Bana çok, uyar. Çok ya yani neyse şaka bir yana o Şampiyon şansı var. Şimdi bu hafta sonu diğer hı hı. maçlara bakarsak Tabii. hızlı hızlı öyle bitirelim. Dortmund Hertha Berlin maçından da ben üst hı hı. bekliyorum. Hertha Berlin demişken Derya da e, 14 kilometre koşmuş abi. 14 küsür. İnanılmaz Darida, değil mi? çok iyi ikili orta Ben Darida'yı şeyde görmüştüm ilk. Vitoro Pizzen'de Fenerbahçe'ye karşı bayılmıştım. Yani ben ondan daha çok şey bekliyordum aslında. Bir türlü o şeye çıkamadı. Yok yok çok iyi oyuncu. Ama çok eli yüzü düzgün. Darida Gruvic çok, çok, iyi oyuncular. Çok ayağı düzgün. Evet. Ee, yani aklıma gelmiş onu söyleyeyim dedim. not almıştım. Yalnız Dortmund, hafta yani bir üç sürpriz üç olursa şimdi bak. Eğer Dortmund'un oyuncuları maskesiz berbere gittiği için ceza hmm. alırsa banko her taberle. O derece diyor. Yani e, 4 oyuncu olur. ve 4'de de 11 oyuncusu yani. Yani yine üst. Ya bir tanesi sen çok kafadan. Evet en formda oyuncu. O yüzden bilmiyoruz ne karar verecek Bundesliga. Onunla ilgili bilmiyoruz. Ona göre. Ona göre, lazım. Ama genel olarak üst bekliyorum ben. Ama üst deyip rahatlatırız. Werder Bremen Wolfsburg'u konuştuk. Union Hı -hı. Berlin Schalke alt bekliyoruz ama mümkünse bütün maçları oynayın. Schalke'nin maçını oynamayın. Ben sizi uyarayım. E, sıfır olan anda atlamayın bence. Ve zor olan iki maç. Augsburg-Köln 56 gol yemiş iki takım. Üst mü biter? Oo güzel. Yoksa acaba... Beraberliğe daha yakın bence. Öyle mi diyorsun? Bu tarz maçlarda... Ben o maçı genel... oynamayacağım abi. Çok riskli. Kaçarım 56 yok. gol yemiş iki takım ligde ya. ya üst, tabii Bakıyorsun öyle kaleci üst. de çok iyi ha. Timo Horn Köln'ün kalecisi. Mis gibi kaleci ben sana söyleyeyim yani. Köln tabii seyirci avantajın... Yani seyircisiyle çok coşan bir takım ya. Hani orada bazı takımlar var. Mesela Türkiye'de Başakşehir. Canım Röşengıl Abad da seyircisi de coşan ee, bir takım. Öyle. Şartlar eşit artık ya. O ona öyle işte... bakma. Bayan de seyircisi iyi canım. Dortmund. Bence kötü seyircisi olan şu anda bunda silah eden bir, bir az. takım yok. Almanya'da az. Türkiye'de mesela Başakçay'ın avantajı olacak bence. O bilgimizde. Union Berlin'in falan ben taraftarına hayranım ya. Polonya'da Lejuvarca maçına gitmiştim. Yani. Abi çok maç izledim hayatımda. Onlar acayip ateşli canım. Vallahi başım ağrıdı. Adana Arkezi, derbisinden daha gürültülüdür ben sana İnanılmaz. söyleyeyim. İnanılmaz. olabilir. Maçıydı. Şimdi bunu duyan Adanalılar bir dahaki <laughs> derbide Varşovalılardan daha gürültü. Yani inanılmazdı o Polonya türünü hiç unutmuyorum. Ben valla Demir Spor Adana Spor gittiğim maçta hiçbir şey hatırlamıyorum. Kim oynuyordu falan. Ama taraftarların benle konuşmalarını, taraftar aksiyonları, atışmaları dün gibi. Sanki dün gitmişim gibi ya aklımda Ya olsa çıkmıyor. da yine gitti. Ben Emre Emre evet. Gönül'ün e gitmiştim. Son çok maç. Evet. Pazartesi. galiba oynanacak. Freiburg Galatasaray. 2 diyorum. Valla bu Freiburg deplasmanı <laughs> hep bize ters gelir hocam biliyor musun? O zaman Embolo'nun sakatlığı denik. geçmemiş oynayamayacak. Embolo da tabii Schalke Galatasaray maçlarından senin hatırladığın Aynen. bu adam bir türlü gol atamaz diyorsun ama. Yapıyor bir şey illa Hızıyla. 2 olabilir bu arada. Yok ya bak Olmaz ilk yarı 0 olabilir ama ben bu maça i̇lk yarı Çünkü ben genelde tuttuğum takımların maçına. Oyuncu oynamıyorum saldırdı. diyeceğim ama geçen hafta oynadım. <laughs> kolay maçtı. Abi o kazandım dedim. Ama, ama kolay maçtı o yüzden şimdi. Bu arada hayırlı olsun. Union yani maçı. yani Kazandıktan sonraki kazandıktan paralar, duyduk. Kazandıktan sonra paralar plaklara gitti işte. Ne güzel abi işte. Bir de sitarımı yaptırdım. Bozulmuştu sitarım. Gitar hmm. değil sitarım bozulmuştu. Zaten ya aldık. Bir hafta sonra korona, Covid-19 salgını çıktı. İkinci gece onu çalarken yeni de çalıyorum enstrümanı. Hmm. Tam böyle ezbere gitar gibi tanımıyorum. Tak diye o bir gitti köprüsü. E, daha, daha yeni tabii yaptım. her yerde. Tabii daha yeni açmışydım sağ olsun. Yani... Gitar tamircimin de çok selam var. Onun da dediği ilk <laughs> laf ne biliyor musun? Abi hakikaten o, o böyle Schalke gibi takım olmaz olsun ya dedi. Ne oldu O olsun? da mı oynamış? Ya dedi Werder Bremen'i nasıl yenemediler Ama ya izleseydi bizi işte bizi dikkat Kadın edin dedik. Evren Gözü izleseydiniz. Evet Werder Bremen dedik, dedik burada. Yani evde dedik burada demedik de. Olsun canım yayında olsun. yayınlandı. Oh evet. ya stüdyoda yapmak da güzelmiş. Abi çok güzel çok keyifliydi. Özlemetiz. Görüşmek üzere. Önümüzdeki Ağzına hafta kendinize iyi bakın. Bizim ligde başlıyor. Aynen. Onun da işte, Türkiye Süper Ligi yorumlarımızda da sizlerle tekrar beraber kalacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.